mavi bir şişme mont ben sipariş ettim. Böyle bana çok bornoz gibi duruyor hissettirdi. Hazır montla başlamışken kabağına devam edelim istiyorum. Ceketin rengi alakası yok. Ceketin tipi alakası yok. Boyu alakası yok yani. Gerçekten bir tane saç sosisi aldım. Nivelin bu kaş ve kirpik boyası. Kroterhof'un selülit, antiselülit jeli arkadaşlar. Palette'nin saç açıcı spreyi. Geçen buna ben gratis'te denk geldim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle yaptığım alışverişi paylaşmak istiyorum. Hem Trendyol'dan, hem Gratis'ten, hem Watson's'tan böyle karışık bir alışveriş yaptım. Ocak-Şubat ayı alışverişim bu aslında. Geçen ay aldıklarımı da göstereceğim. Bu ay aldıklarımı da göstereceğim size. Ve bu tüm aldığım ürünlerin linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Trendyol linki olarak bırakacağım size. Oradan ulaşabilirsiniz aslında hepsinin linkine. Dediğim gibi ben çoğunu zaten Trendyol'dan satın aldım. Ama Gratis'ten aldıklarım da var içlerinde. Onları da belirteceğim zaten size söylerken. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım istiyorum. Nasıl bir alışveriş olmuş, nasıl bir alışveriş yapmışım ben. Bunu hep beraber görelim istiyorum arkadaşlar. Hazırsanız videoya başlayalım. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videoyla alakalı yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah kadrajımız iyidir arkadaşlar. Yani iyi olduğunu umut ediyorum. Bakayım beni net bir şekilde görebiliyor musunuz? Şu an bence açımız gayet iyi arkadaşlar. Zaten göstereceğim şeyler aslında Trendyol alışverişimde hiç böyle bir şey almadım ben. Alt almadım yani bir pantolon falan almadım. Kaban, mont falan var ya da böyle üst bir ceket falan var arkadaşlar. İlk önce Trendyol alışverişimle başlamak istiyorum. Yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum çünkü kamera uzakta kaldı. Yani mikrofonum da uzakta kaldı. O yüzden yüksek sesle konuşuyorum. İnşallah sesim net bir şekilde geliyordur size arkadaşlar. Şimdi hazırsanız... İlk olarak Trendyol alışverişine başlamak istiyorum arkadaşlar. Ve böyle yatağımın üzerine aslında ben bu şeyleri dizdim. Tüm kargolarımı, tüm aldıklarımı falan. Şimdi oradan elime ilk gelen paketle başlıyorum hazırsanız. Böyle büyük bir paketim var. Ben tabii ki bunları açtım bu arada. Çünkü kontrol etmek istedim. Yanlış ürün mü gönderildi yoksa benim istediğim şey mi gönderildi? Onlara bakmak için açtım arkadaşlar. Ama bu video için beklettim yorumlarımı. Şimdi bu videoda hep beraber sizinle yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız, şimdi poşeti açarken çünkü çok ses çıkacak. O yüzden poşeti açmadan önce konuşayım dedim. Hazırsanız bu poşetimize başlıyorum. Bu ilk siparişim mavi bir şişme mont ben sipariş ettim. Trendyol Mila ürünü. İlk ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Bir mont. Şöyle göstereyim yakından rengini. Böyle mavi bir rengi var. Böyle mavi beyaz gibi. Böyle yeşile de çalan bir rengi var aynı zamanda. Yani renginden çok emin olamadım ben açıkçası. Siz beğenecek misiniz bilmiyorum ama. Böyle bana çok bornoz gibi duruyor hissettirdi. Şöyle giyeyim ve üzerimde göstereyim size. Şöyle çıt çıtları var arkadaşlar. Şöyle şuradan çıt çıtlıyorum. Bir tane de kuşağı var şöyle belimde. Ops, bunu da bağlıyoruz. Yani bana çok bornoz hissiyatı verdi. Bakın size şöyle göstereyim. Boydan görün. Yani çok bornoz hissiyatı verdi bana bu mont. Şişme mont. Yani çok kalın değil aslında. Ama ince olmasına rağmen sıcak tutabilecek bir ürün gibi. Polyester zaten. %100 polyester olduğu için sıcak tutacağından herhangi bir şüphem yok. Böyle tam poponuzun altında. Boyum 1.62 falan. Böyle tam popomun altına geliyor. Böyle bir ipi var. İpi böyle çok kaliteli durmuyor bu arada. İpi monta göre bayağı kalitesiz bence. Kemeri. Buradan böyle çıt çıtları var. Şöyle çıt çıtlı. Fermuarlı değil. Açık hali de bu şekilde. Tüm bu ürünlerin linkini aşağıya koyacağım arkadaşlar. Ben bunu 150 TL gibi bir fiyata aldım sanırım. İndirim kodum vardı. Kodla bana 150 TL'ye geldi. Ama bilmiyorum yani hiç sevmedim açıkçası. Kombinlerle de çok uyduramadım. Emin değilim yani bu bende kalır mı kalmaz mı. Yani 150 TL'ye çok iyi bir mont bence bu arada. İlk ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Şu yakasını ben çok sevdim. Şu yakası çok güzel duruyor. Şapkası yok. Ama inanılmaz sevdim yakasını. Yakası çok iyi duruyor. Ama dediğim gibi emin olamadım. Bu arada bendeki bedeni M arkadaşlar. Ben montlarda falan yani ben SM arası giyiyorum. Normalde üstlerimde falan. Ama montlarda bir beden büyük alırım hep.
Yani hatta 38-40 aldığım bile oluyor arkadaşlar. Çünkü böyle bol dursun, oversize dursun. Kalın kazaklarımla giyebileyim istediğim için büyük alıyorum. Bunun da zaten kendisi büyük yanlışlar diyorumlarda. O yüzden M beden almak yeterli olur diye düşündüm. Ki çok da iyi oldu bence M bedeni. Böyle kolları kısa gelsin istemem ben. Böyle kolları bu şekilde olsun istiyorum böyle. Uzunluğu en az bu şekilde bir payı olsun isterim genelde. Ve bu montun kalıbı falan çok iyi. Bunun siyahı olsaydı eğer, aynı modelin siyahı yok Trendyol'da, ben baktım. Aynı modelin siyahı olsaydı kesinlikle hiç düşünmeden alırdım. Ama rengine bilmiyorum yani, ben rengine çok okey olamadım maalesef. Siz bilirsiniz ama. Eğer siz rengini sevdiyseniz bu montu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Normal fiyatı 250 TL bu arada. Şimdi diğer parçamıza geçelim. Ve bir kabanla devam etmek istiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında daha da ince şeylere döneceğim. Hazır montla başlamışken kabanla da devam edelim istiyorum. Bu paketimizin içerisinde de kaban var. Kabanımız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben size boydan da göstereceğim bunu. Şöyle rengini görün istiyorum. Rengi bej. Tam olarak. Bedeni bunun 36. Yorumlarda çünkü kendi bedeninizden küçük alın yazıyorlardı. Ben de 36 alayım dedim. Olur diye düşündüm. Bu arada kabanın duruşu inanılmaz güzel. Yani şu yaka detayı bakın. Biraz öncekinde de bu şekildeydi. Şu yaka detayına bayıldım arkadaşlar. Yakası bu şekilde. Yaka detayına bayıldım. Ama kaban kumaş olarak birazcık ince arkadaşlar. Yani kışlık değil, böyle mevsimlik bir kaban olabilir. Böyle sonbaharda çok soğuk olmayan havalarda falan giyilebilecek bir kaban bence. Şimdi size boydan da göstereceğim. Kabanın boyu bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde manken üzerinde bu şekilde bağlıydı. Kuşağı da var. Şu şekilde bağlıyorsunuz kabanı. Yani boyu benim tam olarak nereme geliyor biliyor musunuz? Hemen göstereyim. Boyu tam olarak benim bu diz kapağımın böyle altında bitiyor. Ayağımdaki çoraplar. Boyu tam olarak diz kapağımın altında bitiyor. Boyu beni rahatsız etmedi arkadaşlar. Ama yani bu belinin sadece kuşağının olması, herhangi bir düğmesinin ya da fermuarının olmaması bana rahat hissettirmiyor arkadaşlar. Ve ben böyle çok fazla sıkmaktan hoşlanmıyorum bu kuşağı. Ama dışarıda yürüdüğünüzde, bunu kullanmaya başladığınızda falan hani böyle kuşağının şey olacağını düşünüyorum, bolluşacağını, açılacağını düşünüyorum. Hani şurasında böyle minik bir düğmesi olsaydı, şöyle biz bu kabanı bir düğmeleyebilseydik bence daha iyi dururdu. Ama işte yok düğmesi falan yani. Bilmiyorum, bu kaban bana çok ince geldi. Bunun normal fiyatı da 250 TL bu arada. Ama ben yine dediğim gibi kuponla bunu 150 TL'ye aldım. Siz de 150 TL'ye almak isterseniz böyle mevsimlik bir kaban alabilirsiniz arkadaşlar. Bence hani mevsimlik giyilebilecek bir kaban olabilir. Bu yakaları böyle düğmesiz giymeyi seviyorsanız ve böyle açık da kullanılabilecek bir kaban, çünkü bence açık da gayet güzel duruyor. Açık da bence gayet havalı duruyor bu arada. Ben açık halini de sevdim. Ve tabii ki her şeyle kombinlenebilecek bir kaban renginden dolayı arkadaşlar. Ama dediğim gibi bayıldım mı bayılmadım. Yani çünkü çok ince. Bir kaban demeye bir şahit lazım. Çünkü aşırı ince. Yani bu bir kaban değil. Hani bu bir ceket gibi bir şey. Kaban değil yani bence. O yüzden dediğim gibi mevsimlik isterseniz edinebilirsiniz arkadaşlar. Bunun da linkini aşağıya bırakacağım. İkinci paketimiz Trendyol'dan. Böyle bir blazer ceket aldım. Ceket bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi size bu ceketin Trendyol sitesinde modelin üzerinde duran o görüntüsünü koyacağım arkadaşlar buraya. Şu an o görüntüyü buraya koyuyorum. Ceketin rengi alakası yok. Ceketin tipi alakası yok. Boyu alakası yok yani. Gerçekten hani modelin üstünde daha pudramsı duruyor. Daha pembe duruyor. Bu bildiğiniz resmen soğuk bir bej arkadaşlar. Bej bir ceket bu yani bunun rengi. Şimdi üzerime de giyeyim, görün. Yani şimdi üstünde bir sorun yok. Üstü gayet oldu. Yani ben 40 beden söyledim bu arada. Ama bence bu zaten oversize bir ceket olduğu için bunu 38 söylesem de olurmuş. Çünkü böyle bir tık şuraları falan bir tık rahatsız etti buraları. Bir tık fazla bol geldi kazakla giydiğim halde. Daha kalın bir kazağımla da giymiştim bu arada. Ki zaten bunun içerisinde çok fazla kalın kazak giyilmez açıkçası. Yani triko falan giyersiniz maksimum diye düşünüyorum. Şimdi böyle herhangi bir sorun yok. Yani tamam, bu kadar okey derim. Ama şimdi aşağısını bir görün. Yani
Hani alakası yok ya fotoğraftakiyle. Şuna bakar mısınız ya boyuna? Yani pomun o kadar altında ki böyle bir karış falan altında resmen pomun. Boyu oldukça uzun arkadaşlar. Boyu gerçekten çok uzun. Boyunun bu kadar uzun olması benim hiç hoşuma gitmedi. Yani kestirebilir miyim? Kestirebilirim. Ama rengi, bu düğmesi, duruşu, bedeni falan da beni rahatsız ettiği için bunu büyük ihtimalle iade edeceğim. Bunu çok fazla bu ceketi beğenmedim arkadaşlar. Yani resimde göründüğü gibi değil. Gerçekten resimle alakası yok. İnsanlar denemişler, fotoğraf falan koymuşlardı. Ama hani dedim çünkü bu mesela kaban fotoğraftaki insanlarda daha güzel duruyor üstte. Ama hani bir ceket de öyle durur diye düşünüyorum ama ceket asla öyle durmuyor. Gerçekten ceket oldukça uzun bir ceket arkadaşlar. Ve rengi de görseldekinden farklı. Zaten görseli koydum ve gördünüz siz de. Ve bunu da kuponla 75 TL gibi bir fiyata aldım şu ceketi. Linkini aşağıya bırakırım sizin için. Kupon hala devam ediyor büyük ihtimalle, kupon uygulaması. Bırakırım linkini, bakarsınız. Şimdi bir diğer Trendyol alışverişim. Bu tamamen kargo tamamlansın diye aldığım bir ürün arkadaşlar. Aslında hemen açıyorum. Şöyle bir üst. Ya o kadar minik ki. Hani small'u kalmış, sadece small aldım. Yoksa ben medium large falan alırdım kesin bundan. Çünkü yorumlarda da oldukça küçük olduğunu yazmışlardı. İnanılmaz küçük oldu arkadaşlar. İnanılmaz yani. O kadar sıktı ki böyle buralarımı falan. Gerçekten eğer bu ürünü alacaksanız bunu da linkini koyarım. Ürün çok güzel bir ürün. Bu arada ben 15 liraya falan aldım bunu. 15 liraya alınabilecek bir ürün. Dışarıda falan rahatlıkla giyilir böyle bir ceketin, bir gömleğin içerisine falan. Ama bedeni küçük arkadaşlar. Yani bu bir small değil. Hani bu XX small falan. Bedeni kalıbı küçük. Eğer siz small giyiyorsanız yani medium ya da large alın derim ben. Medium tam oturur. Large biraz daha iyi durur bence üstte. Small birine göre arkadaşlar. Çünkü bunun small'u XX small. Bunun da linkini aşağıya bırakacağım sizler için. Şimdi denemelik alışverişlerim bu kadardı arkadaşlar. Sanırım denemelik aldığım bir şey yok başka. O yüzden hemen şuraya sandalyemi çekiyorum. Eski pozisyonumu alıyorum ve sizinle öyle sohbet etmeye devam ediyoruz. Aldığım ürünleri göstermeye devam ediyorum. Hemen geliyorum, bekleyin. Bir diğer ürünümüz arkadaşlar bu kargo paketimizin içerisinde. Hemen gösteriyorum size. Bir tane saç sosisi aldım. Ve yanında böyle minik bir hediye de göndermişler. Hediye için de çok teşekkür ederim. Bence çok tatlı. Saç sosisi aldım arkadaşlar. İnternette görmüşsünüzdür zaten. Birçok aslında influencer'da falan da vardı. Çünkü onlar da almıştı. Saçlarımı da saç sosisiyle yaptım. Maşa gibi oldu bakın. Çok iyi oldu. Yani bu şekilde koyuyorsunuz ve bunu tabii ki saçınıza sarıyorsunuz arkadaşlar. Sarıp bir gece boyunca öyle yatıyorsunuz. Nemli bir şekilde yapıyorsunuz bu işlemi. Bunu da deneyimlemek istedim ve denedim. Gerçekten oldukça da iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Oldukça da memnun kaldım. Ama ve lakin şöyle bir sıkıntı var. Sanırım bu bir tık daha sert arkadaşlar. Benim aldığım satıcıdan kaynaklı olabilir. Ben başka bir satıcıdan başka bir ürün gördüm. Onlar daha yumuşak gibiydi. Şimdi ondan sipariş vermeyi düşünüyorum. Bir ona bir bakacağım arkadaşlar nasıl olduğuna. Eğer o daha şeyse, böyle yumuşaksa onu kullanacağım. Çünkü gece yatarken saçınız böyle sert sert olabilir. Böyle bir saç sosisi aldım. Bununla alakalı da bir video çekmeyi düşünüyorum bu arada. Nasıl yaptığımla alakalı. Nasıl daha doğal dalgalar elde edebiliriz bu saç sosisiyle. Onun da videosu yakında kanalımda olur arkadaşlar. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Bir diğer ürünümüze geçiyoruz arkadaşlar. Bir laptop kılıfı. Görüyorsunuz minnacık bir şey, çok tatlı. Benim laptopum 14 inç bu arada. Bu 14 inçlik bir laptop. Yani 13.4 ya da 14 inçin sığabileceği bir laptop kılıfı. Böyle bir laptop kılıfına ihtiyacım vardı. Çünkü ben büyük çantamın içine laptopumu direkt atıyorum. O şekilde direkt de atmak istemediğim için açıkçası bu laptop kılıfını edindim. Ve gerçekten oldukça bence süngeri falan bayağı iyi. İçi bu şekilde. Bunu ben Asiva 2'den aldım arkadaşlar. Size bunun aşağıya linkini koyacağım. Asiva 2 linkini. Ama şu an sanırım internet fiyatı 70 TL gibi bir fiyat. Ama mağazalarda 30 lira. Ya da 35 lira. Ben 35 liraya aldım. Geçen gün gördüğümde 30 liraydı ama mağazada. O yüzden siz de bundan gidip mağazadan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü internette bir tık pahalı, daha indirime girmemiş sanırım. Oldukça kullanışlı bir laptop çantası olduğunu düşünüyorum ama. Renk de çok tatlı, pudra. Bir diğer ürünümüz. Ben zaten bu diğer önceki videolarımda size bunun üstüne basa basa anlatmıştım arkadaşlar bu maskarayı. Waterproof bir maskara ve pastelin maskarası. Lifting yapmadan önce çok sık kullanıyordum. Ama lifting yaptıktan sonra yani maskaraya ihtiyaç duymuyorum. Maskaraya ihtiyaç duymadığım için de kullanmıyorum. Ama yine geçenlerde aldım. Eğer hani liftingim geçtikten sonra yine kullanmaya devam edeceğim. Bunu ben gerçekten aşırı sevdiğim, aşırı bayıldığım bir ürün arkadaşlar. Kirpikleri tek tek ayırıyor ve uzatıyor kirpikleri.
ve aynı zamanda kirpiklere bir hacim de veriyor. Zaten waterproof olduğu için dışarıya çıktığınızda gözünüz sulandığında, gözünüz nemlendiğinde falan akma gibi bir durum da yaşamıyorsunuz. İnanılmaz iyi oluyor. Benim gözüm bir ara çok fazla akıyordu dışarı çıktığımda. Özellikle kışın maske taktığımızdan dolayı sanırım. Ve ben de hani böyle bir rimel arayışına, maskara arayışındaydım. Sonra girdim böyle bir yere. Hani bu aniden karşıma çıktı ve bunu aniden deneyimledim. Ama gerçekten çok memnunum arkadaşlar bunu deneyimlediğim için. Böyle bir maskara yok. Kirpiklerinizi bir kere zaten waterproof maskaralar kirpiklerinizi daha aşağıya inmesini engelliyor arkadaşlar. Kirpiklerinizi daha böyle uzun ve daha dik gösteriyor. Çünkü waterproof oldukları, suya karşı dayanıklı oldukları için içerisindeki maddelerden dolayı daha iyi duruyor kirpiklerinizde. Fırçası bu şekilde. Kirpiklerinizi kıvırıp sürdüğünüzde, kıvırıcıyla kıvırıp sürdüğünüz zaman bu Maybelline'in Lash Sensational rimelleri var ya, maskaraları. Bence onlardan daha iyi bir rimel ve daha uygun fiyatlı bir rimel arkadaşlar. Eğer siz de uygun fiyatlı waterproof bir maskara arayışındaysanız bu pasteli kesinlikle denebilirsiniz. Ben çok öneriyorum Pastel Provation Waterproof rimeli. Bayılıyorum hemle gerçekten. Ben bunu Trendyol'dan aldım. 57 TL gibi bir fiyatı vardı. Aşağıya linkleyeceğim zaten arkadaşlar. Siz de eğer diğer yerlerde daha uygunsa, daha indirimliyse araştırıp alabilirsiniz oralardan. Hazır kirpik demişken bu ay aldım, daha 2-3 gün önce aldığım bir şeyden bir şey size göstermek istiyorum arkadaşlar. Nivelin bu kaş ve kirpik boyası. Ben bunu tabii ki kaşımı kullanmayacağım. Ben bunu kirpiğimi kullanmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz ya da eğer bilmiyorsanız kanalımdaki diğer önceki videolarıma bakarsanız ben kirpiklerime lifting yaptım. Ve liftingten sonra da daha da böyle bir boya kullanırsam, siyah bir boya kullanırsam daha da iyi duracağını düşündüğüm için siyah bir kirpik boyası aldım arkadaşlar. Kaşınız için de kullanabilirsiniz bunu, kirpiğiniz için de. Bunun uygulamasını da yine beraber yapacağız. Beraber deneyeceğiz. Diğer videolarda, diğer gelecek videolarda arkadaşlar bunu da deneyimlemiş olacağız. Ve bunun fiyatını da ne kadara aldığımı tam hatırlamıyorum. Yine ben dediğim gibi size aşağıya Trendyol linkini bırakacağım. Ama ben bunu sanırım gratisten almıştım. Gratisten de 23.75 gibi bir fiyata almıştım. En uygun fiyatlı sanırım gratisteydi. Sizde şu an zaten indirim var. Mağazalardan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer şey. Yine önceki videolarımda bunu göstermiştim size arkadaşlar. Bunu yeni aldım. Kuyo Terhof'un bu selülit, anti selülit jeli arkadaşlar. Bundan gerçekten oldukça memnunum. Oldukça işe yaradığını düşünüyorum. Ben fırçalıyorum. Fırçaladıktan sonra bunu kullanıyorum. Bunu kullandıktan sonra da bir spor ya da yürüyüş yapıyorum arkadaşlar. Ve inanılmaz etki ediyor. Bacaklarınızın yandığını o kadar hissediyorsunuz ki. Ama bence bir kullanmadan önce bir cildinizde deneyin. Eğer cildinizde bir alerji yapmazsa bir test edin. Ondan sonra kullanmaya başlayın arkadaşlar. Bacağınızı taradıktan sonra onunla alakalı da böyle videomu buraya koyarım size arkadaşlar. O videoma da linkten ulaşabilirsiniz. Bir diğer vücuduma aldığım, daha doğrusu yüzüme aldığım şey bu Kladerm'in arındırıcı kil maskesi arkadaşlar. Ben bunu Trendyol'dan aldım. 40 TL gibi bir fiyata aldım sanırım. Arındırıcı kil maskesi. Ben biliyorum zaten bu markanın ürünlerini, 100 milim. Bunun daha böyle küçük boyutta olan bir tester ürününü denemiştim ben. Ve gerçekten oldukça memnun kalmıştım. Zaten kil maskeleri bence yüz için en iyi şeylerden birisi arkadaşlar. Ben çok sık kullanıyorum. Siz de edinebilirsiniz. Ben de bunu yeni aldım bu arada. Yeni deneyimleyeceğim. Ama memnun kalacağımı düşünüyorum. Dediğim gibi testerlerini kullanmıştım daha önce. Bir diğer yeni aldığım ürün arkadaşlar. Yine yüzde devam ediyorum. Simple'ın bu su bazlı nemlendiricisi. Bu inanılmaz uygun fiyatlı ve bence inanılmaz iyi bir nemlendirici arkadaşlar. Bunu kesinlikle edinmeniz gerekiyor. Ben bu şekilde olan boyutundan alıyorum. 50 milimlik bir boyutu. Bunun bir de 125 milimlik bir tüp içerisinde olan bir kremi var. Ama dediğim gibi ben bunu almayı tercih ediyorum. Çünkü kullanışlılık açısından daha iyi oluyor bu. Ve bunu ben indirimde 15 liraya falan almıştım sanırım. Yine ben size linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Bir diğer ürünümüz arkadaşlar bu tabii ki Palette'nin saç açıcı spreyi. Geçen buna ben gratis'te denk geldim ve gratis'te denk geldiğimde 18,5 TL'ydi bunun tanesi. Normalde arkadaşlar 48-50 TL'lere kadar çıkmış durumda. Geçen eve de gördüm 80 lira yazıyordu. Abartmıyorum, şakasız 80 TL. Yani bir ara 16 liraya aldığım bu şişe gerçekten en az 50 TL'ye satılıyor şu an piyasada. Ama dediğim gibi geçen ben gratis'te denk geldim. Tam öyle gezerken yani aramıyordum da bu ürünü. 18,5 TL yazıyordu ve 2 tane kalmıştı ve ikisini de satın aldım arkadaşlar. Çünkü sürekli kullandığım bir ürün ve gerçekten aşırı memnunum. Hazır yaz da geliyorken siz de eğer böyle bir ürün kullanmak istiyorsanız yine dediğim gibi şuraya bir yere bırakıyorum videonun linkini. Saçlarımı nasıl açtığımı öğrenmek istiyorsanız, saçlarımın ilk hali nasıldı, şimdiki hali nasıl görmek istiyorsanız o videoma buradan tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ben oldukça memnunum bunlardan.
Bir diğer alışverişim, zaten önceki videomda da aslında gördüğünüz, eğer beni takip etmiyorsanız da arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz, bilmiyorsanız da kanalıma girip bakabilirsiniz. Önceki videomda bu iki ürünün incelemesini yapmıştım, bunları karşılaştırmıştım. Bu iki ürüne de oradan ulaşıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben ama bu hem fondöteninden hem renklerinden oldukça memnun kaldım. Fondöteni evet, bir mat bir fondöten kuru ciltleri çok iyi anlaşacağını düşünmüyorum bu fondötenle. Ama normal veya yağlı bir cilde sahipseniz bu fondöteni seversiniz arkadaşlar. Renkli nemlendirici de zaten BB gibi bence oldukça ama oldukça hafif bir ürün. Yani sür çık günlük bir ürün. Eğer cildinizde çok fazla kusur yoksa kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim bu ürünü. Bunları da gratisten satın aldım bu arada arkadaşlar. Aşağıya linkini bırakacağım. Size şu an diş macunu göstereceğim aldıklarımın içerisinde. Ama ben bu diş macununa gerçekten bayılıyorum ya, ters tutuyorum. Bu diş macununa gerçekten bayılıyorum. Bu Ipanol'un 3D White anti tabaka, işte sigara içenler için ürettiği bir diş macunu aslında bu. Ama dişleri inanılmaz beyazlatıyor arkadaşlar. Ben buna bayılıyorum. Kesinlikle siz de dişlerinize beyazlık istiyorsanız, çok fazla çay kahve tüketiyorsanız illa sigara tüketmenize gerek yok bence. Bunu kullanabilirsiniz. Ben sigara tüketmiyorum ama bunu kullanıyorum çünkü dişleri inanılmaz beyazlatıyor arkadaşlar. Ben buna gerçekten bayılıyorum. Kesinlikle siz de bir bu ürüne bakın derim arkadaşlar. Bir diğer aldığım şey arkadaşlar, Ocak ayında almıştım ben bunu. Zaten bu videoda da gösteriyorum. Ama deneyimledim. 3 ampul bitirdim arkadaşlar. Bu gerçekten cildinize nem veren bir ampul var. Ben aşırı sevdim bu ampulü. Gerçekten siz de kullanabilirsiniz. Zaten ilk deneyimlerimle alakalı videomda var aslında. Son attığım vlogta bu üründen bahsediyorum size. Nemsiz ciltler için üretilmiş bir ampul. Ben yatmadan önce kullanıyorum. Size de yatmadan önce kullanmanızı tavsiye ederim. Yani güneşe çıkarken bu şekilde serumlar, bu şekilde ampuller kullanmak pek cilde sağlıklı, pek yararlı bir durum değil arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi aslında. Geçen ay aldığım deodorantlarım arkadaşlar. Bunları da videoda aslında göstermiştim. Soft and Gentle'ın zaten kullandığım bir rolonu vardı. Şimdi onun bir şeyi, sprey formasında bir deodorantı çıkmış. O yüzden bunu da denemek istedim ve ikisinden de oldukça memnunum ve ikisinin de oldukça kalıcı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Terlemeyi önlüyorlar bence. Ama tabii ki ne derece önlüyorlar, yani bu sizin vücut yapınızla alakalı bir durum. Yani benim terlememi önlüyorlar ve ben bunun ikisinden gerçekten oldukça memnun kaldım. Yine alır mıyım? Alırım arkadaşlar. Oldukça sevdim. Ya bir diğer ürünüm ve son ürünüm sanırım bu aldığım. Bunu da yani 2-3 gün önce falan aldım. 2-3 gün bile olmamış olabilir bu arada. Bu Flormar'ın böyle bir glitteri. Şu an tırnaklarımda da aslında o üründen var. Böyle ben ojenin üzerine sürdüm. İnanılmaz iyi duruyor bence. Bayılıyorum zaten böyle glitterli şeylere. Bunu da indirimdeydi, 8 TL gibi bir fiyata aldım arkadaşlar. Şu an gratislerde var. Siz de gidip alabilirsiniz. GL35 Romance. Sanırım videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar size. Hala kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdaki kutucuklardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi, videoyla alakalı sorularınızı aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm ürünlerin linkini ben size aşağıya bırakacağım. Trendyol linklerini bırakacağım. Gratis'ten falan da bulabilirsem linklerini ekleyeceğim aşağıya arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizi çok ama çok seviyorum. Diğer videolarda görüşürüz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.